Çinli bir uzman 53. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Çin rejiminin Doğu Türkistan'da Uygur dininin kullanılmasına yönelik yasağını bir kez daha inkar etmeye çalıştı. Xinhua Haber Ajansı'na göre sözde Sincan Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Çin Dili Bölümü Müdür Yardımcısı Zhang Dangke 53. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konferansı'nda yaptığı konuşmasında Çin'in Uygurlara yönelik etnik ve kültürel soykırımını inkar etti. Ancak Çin medyasında yer alan haberlerde son yıllarda Çin'in Doğu Türkistan halkının kimliğini ve kültürünü yok etmek için büyük bir çaba sarf ettiği, Uygurları asimile etmek amacıyla Uygur dili müfredatını iptal ettiği ortaya çıkmıştı. İş ve İnsan Hakları Kaynak Merkezi 6 Temmuz'da ekosistemi dönüştürmek için gereken minerallerin çıkarılmasıyla uğraşan Çinli şirketleri 2021'den itibaren Çin dışında ciddi insan hakları ihlalleri yapmakla suçlayan bir rapor yayınladı. Fransa Uluslararası Radyosu'na göre rapor Ocak 2021 ile Aralık 2022 arasında Çin'in 39 maden şirketinin 102 insan hakları ve çevre ihlali vakasına karıştığını söyledi. Çinli Yanjiang'da bir kreşe düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Yanjiang yerel yönetiminden yapılan açıklamaya göre saldırı bugün sabah saatlerinde yaşandı. Olayda bir öğretmen, 2 veli ve 3 öğrencinin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 25 yaşındaki saldırı şüphelisinin gözaltına alındığı açıklandı. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu dün yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oyların %87,05'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Özbekistan'da Nisan ayında yapılan referandumla kabul edilen anayasal değişiklikler sonucu 65 yaşındaki lider ülkeyi gelecek 7 yıl yönetecek. ABD Hazine Bakanı Çin'de piyasa reformları yapılması çağrısında bulundu ve Çin'in ABD'li şirketlere karşı son dönemdeki sert kararlarını ve çip üretiminde kullanılan metallere ihracat kısıtlamasını eleştirdi. Öte yandan bakan Pekin ziyareti sırasında Çin Başbakan yardımcısıyla görüşmesi öncesinde 3 kez eğilmesi tartışma yarattı. Cumhuriyetçi Parti üyeleri ABD Hazine Bakanı'nın davranışının küçük düşürücü olduğunu savundu.